Oğlum şunun ucunu niye tutamıyorsun? Manyak mısın? Ay Bahadır ya. Lan oğlum sen askerliği nasıl yaptın? Şunun köşesinden tutuversene. Ya köşesi bu işte, bu nesi? Ay böyle tutuyor bu köşe. Bana bak, sen bu basit insan hareketlerini yapamadan bu yaşına nasıl geldin oğlum? Sayemizde, sayemizde. Şş. Kandemir abi ve Carlos da meyhanelere falan gidiyor. Bize haber veren yok. Olur mu öyle şey be? Geçen hafta da senle gitti. Bu ara Kando abi teke tek çalışıyor. Yok yok yok. Ben sana söyleyeyim, onlar kesin bir iş çeviriyorlar. Ay ne çevirecekler be? Gittiler işte oraya. Ah ulan ah, bilmem ne mazicilik falan. Biraz da gelecekçilik mi desek acaba? Yarın yarın seni Eflatun'a götüreceğiz. Ay hakikaten ya. Bahadır şu internetten bir şey atsana bana oğlum. Medyum, kahin, gelecek bilen, ne bileyim abi. Bir şeyler. Ya ben bugün aşırı bir heyecan geldi bana ya. Carlos gelecek diye herhalde. Gerçekten geliyor muymuş? Anneciğim, Carlos ben geleceğim diyorsa kesin gelir o. Ay ben ne yapsam ona böyle sürpriz şarkı gibi böyle bir şey söylesem ya. Yaren abla, bu sefer çiçekler bir başka güzel. Yorum yapma kız, indir şuraya. Kimden gelmiş? Kendin oku. Senin kadar güzel bir çiçek doğada yokmuş. İdare et. Doktor Gürkan Budak. Adamın arabasını bıçak taktın ama hala kibar. Bak görüyorsun. Bu adam gerçekten sana değer veriyor. Her akşam pavyona geliyor. Koskoca doktor sırf senin için. Vallahi sağ olsun, okumuş yazmış çocuk. Yani sonuç olarak koskoca doktor olmuş. Ama nedir yani bu şimdi, ben onun manitası mıyım? Nedir çiçekçilik, romantikçilik falan? Yara bak, yıllardır ne tipler gördük biz Allah aşkına. Bu adam gerçekten evlenmek istiyor. Doğru dürüst bir yuva kurmak istiyor seninle. Ama ben doğru dürüst değilim. Onu ne yapacağız? Sana bir şey söyleyeyim mi anne? Bence beni bir sürü doktorlar, mühendisler isteyecek. Ve hiçbiri de beni elde edemeyecek. Yapacak bir şey yok. Ben böyleyim. Carlos. Alo? Alo. Yarenim. Ferdim de geliyoruz şimdi birazdan. Bir şekil yaptık kendimize. Dünyanın en güzel kadınını dinlemeye geliyoruz. Ay bir şey soracağım. Ferdi de geliyor değil mi? Şey, Kando abi. Yok yavrum. Onlar Firuz abiyle büyük iş peşindeler. Gelemiyor. İş bana bak kız. Bizim masa hazır mı? Yakınında olsun ha. Kokun gelsin burnuma. Bir şey söyleyeceğim. Saçım rötuşlar devam ediyor şu an. Ben kulisteyim. Annem burada. Çok konuşamıyorum. Hadi bay bay. Carlos geliyor. Carlos, Ferdi ile geliyorlarmış. Dedi ki jiletler gibi giyinmişler. Bu sefer kimden çaldılar acaba? Ben epey geç çıkın. Arayınca gelirsin. Siz nasıl isterseniz Gürkan Bey. Ha bu arada. Unutmadan size şunu takdim edeyim. Nereden çıktı bu bıçak? Yaren'in bu akşam almaya gittiğimde sinirlendi biraz. Bu onun bıçağı. Arabanın tekerini sapladı. Ben jest yapmak istemiştim. Demek fazla geldi. Neyse ben kendisine veririm. O değil de var ya, şarkıya çok bayılacak ha. Şş, buradan yürürseniz meşhur olursan falan unutma beni yalnız. Ne unutmayacağım oğlum? Bir ton konserim var, ekstram var. Efendime söyleyeyim. Dizide oynarım, film çekerim. Neticede ünlü olunca her şeyi yapmak çok kolay oluyor. Senden var ya olmaz oğlum. Daha meşhur olmadan triplere bak be. Kim lan bu gebeş? Nezaket annenin elinden öpüyor. Kurulma oğlum, boş ver. Görmüyor musun a**teki? Gel.
benim gönül yarama. Dokunma. Dokunma doktor. Ya Varan, masaya kadın mı gelir, sahneye erkek mi çıkar kızım ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ütü. Ütü yapıyorum. Ha. Kandemir abi ne söylüyor? Artık sorumluluk sizde diyor, değil mi? Ne demek istiyor yani? Nerede, nasıl, ne zaman, ne yapacağınıza iyi karar verin diyor. Koşullara bakın diyor, değil mi? Evet. Ha. Bakalım koşullara. Nasıl ya? Dışarıda hava gayet güzel. Kandemir abi evde yok. Sen ütü mü yapacaksın? Hadi çıkar şunu fişten, hadi. Tamam. Dur ben çıkardım. Gel, gel, gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?